Tokyo Olimpiyat oyunlarının merakla beklenen açılış töreni gerçekleşti bugün. Eksi 1 ve eksi 2 günlerinde zaten müsabakalar başlamıştı beyzbol, softbol e, müsabakaları ve kadın erkekler futbol müsabakaları başlamıştı ama bugün sıfır günü, açılış günüydü ve Tokyo'da, Tokyo Ulusal Stad'ında yeni inşa edilen Tokyo Ulusal Stad'ında açılış töreni gerçekleşti. Tribünler ne yazık ki boştu. Sadece belli sayıda davetli vardı stadyumun içinde e, ve 206 ülke, daha doğrusu 205 ülke ve e, IOC'nin e, mülteci takımından oluşan 206 kafile geçiş yaptı Tokyo. Ulusal Stadında Daha önceki olimpiyatlardan alışık olduğumuz farklı ülkelerin farklı kıyafetleriyle geçtiğini gördük. Ülkemiz Türkiye Ay Yıldızlı Bayrağımızla beraber 121. sırada stadyuma girdi ve Türk kafilesinin önünde de bayrağımızı iki milli yüzücümüz taşıdı. Merve Tuncel ve Berke Saka erkeklerde ve kadınlarda en genç sporcular olarak bayrağımız, ay yıldızlı bayrağımız onlara emanetti. 25 kişilik bir kafile halinde geçtik. Covid pandemisi sebebiyle e, zaten bütün ülkelerin kafirleri küçültülmüş şekildeydi ve e, mesafelere uygun olarak sosyal mesafeye uygun maskeli olarak geçtiler. Toplamda 950 sporcuyla sınırlandı. Halbuki Olimpiyat Oyunları boyunca organizasyonda 11.500 sporcu yer alacak. 36 dalda 339 müsabaka yapılacak ve madalyalar bu sayede sahiplerini bulacak. Bugün açılış töreniyle ile birlikte e, 4 e, branşta da müsabakalar yapıldı açılış töreni yapılmadan evvel bizim de milli sporcularımız iki branşta mücadele ettiler kürekte ve okçulukta milli sporcularımız mücadele ettiler bir sonraki bölümde bu detayları alacağız e, oyunların ilk gününde açılış töreni öncesinde 4 e, spor branşında müsabakalar başladı bunların ikisinde Türk sporcularımız da mücadele ettiler sabah saatlerinden itibaren kürekte ve e, olimpik yayda erkek ve kadınlarda okçulukta müsabakalar yapıldı. Kürekte Onat Kazaklı ülkemizi tek başına temsil eden Onat Kazaklı tek çiftte de mücadele etti. 3. 4. E, seride 3. olarak 7 20 11'lik derecesiyle çeyrek finale kalmayı başardı Onat Kazaklı. Bu son olimpiyatı ve ilk olimpiyatı aynı zamanda çünkü bu olimpiyattan sonra e, küreye veda edecek Onat Kazaklı. Okçuluk bizim madalyaya bu dönem en yakın olduğumuz ve branşlardan bir tanesi Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Ana gözle Olimpik yayda bugün mücadele etti sporcularımız sıralama atışlarını yaptılar. Mete Gazoz 669 puanla 10. sırayı aldı, 9 tam isabet attı, 32 okunut 10 tam puana gönderdi ve 669 puanla 10. sırada tamamladı sıralama atışlarını. Rakibi Lüksemburg'lu Henkels olacak ayın 29'unda e, ilk turdaki mücadelede. Yasemin Ecem Anagöz ise klasik yayda e, 652 puanla... 64 e, okçu arasında 19. sırayı aldı. 9 tam isabeti var. 25 okunu 10 puana gönderdi ve böylece topladığı 652 puanla 19. sırada tamamladı müsabakayı. 1 bölü 32 turunda o da ayın 27'sinde Kanadalı Stephanie Barrett'la karşı karşıya gelecek. Takımlara gelince Mix takım yine bizim iddialı olduğumuz bir dal. Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz birlikte yarışıyorlar. Burada da takımımız 7. sırada tamamladı müsabakayı daha doğrusu sıralamaları ve 10. sıradaki Rusya ile Rusya fe, e, olimpiyat takımıyla eşleşti. Müzik Tokyo olimpiyat oyunlarının 2. gününde 24 Temmuz'da milli sporcularımız 8 dalda birden yarışmaya başlayacaklar. İsterseniz şimdi onları hatırlayalım. Atıcılıkta İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç 10 metre havalı tabancada mücadele edecek. Ee, bisiklet yol yarışında Ahmet Örken ve Onur Balkan ikinci kez bizi olimpiyatta temsil ediyor. Sabah saat 11'den itibaren yarışacaklar. Cimnastik çok önemli bir dal. Artistik cimnastikte madalya bekliyoruz. İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Adem Asil elemelerde Ariake Cimnastik Center'da mücadele edecekler sabah saatlerinden itibaren. Judo'da Mihraç Akkuş eksi 60'da, Gülkader Şentürk 48 kiloda mücadelelere başlayacaklar ve aynı gün içinde madalyalar bu dallarda sahiplerini olacak Okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Rusya ile karışık takımda karşı karşıya gelecekler son 16 turunda. Tekvando'ya geçtiğimizde Rukiye Yıldırım eksi 49 kiloda Mısırlı Abdülselam'la ilk 16 turunda mücadele edecek ve gün içinde finale yürümeye çalışacak. Yüzmede de çok önemli iki yarışımız var. Emre Sakçı ve Berkay Ömer öğretir. 100 metre kurbağalamada seçmelerde yarışacaklar. Tokyo Aquatic Center'da biliyorsunuz Emre Sakçı bu dönem çok başarılı bir e, yarışma çıkardı ve uluslararası yüzme liginde de dünya rekorları kırarak geldi. İddialı bir sporcumuz. Bu sporcularımızı bu e, 24 Temmuz'da takip edeceğiz. Evet, ilk fotoğrafımızın açılış töreninden seçtik. Türkiye kafilesi Ay Yıldızlı Bayrak'la Olimpiyat Stadı'nda, Tokyo Ulusal Stadı'nda geçit törenine katılıyor. 25 kişilik bir küçük kafile, COVID önlemleri sebebiyle maalesef. Burada orada bulunan, halen orada bulunan sporcularımızın bir kısmı var ve bazı yöneticilerimiz var. Ve bu fotoğrafta güne damga vuran fotoğraflardan biri oldu Türkiye adına. İkinci fotoğrafımız yine açılış töreninden. 1824 adet drone büyük bir teknoloji gösterisi yaptı Japonlar. Olimpiyat stadının üstünde bir dünya haritası, dünya küresi oluşturdular. 1824 adet drone'la beraber çok da güzel böyle bir görüntü ortaya çıktı. Açılış töreninden tribünler boş, katılımcılar da sahanın içinde. Ve üçüncü fotoğrafımız tabii ki merakla beklenen olimpiyat meşalesinin yanma anı. Bu üçüncü fotoğrafta gördüğümüz kişi olimpiyat meşalesini yakan kişi ise Naomi Osaka. Japon ünlü tenisçi Naomi Osaka, zaten tahminler Naomi Osaka'nın yakacağı yönündeydi ve yanıltmadı bizi. E, Japonya Naomi Osaka biliyorsunuz Grand Slam şampiyonlukları olan ve dünya bir numarasına çıkan kadınlarda ilk Japon. E, Fuji Dağı'nı sembolize eden büyük bir e, yapıya tırmandı ve güneşi sembolize eden o yuvarlak küre açıldı. İçindeki Olimpiyat meşalesi, Olimpiyat ateşini de elindeki meşaleyle yaktı. Naomi Osaka ve böylece resmen oyunlar başlamış oldu. Tokyo'da günün özetini nasıl toparlayabiliriz? Tabii ki açılış töreni çok önemliydi ve bütün dünyanın gözü Tokyodaki açılış törenindeydi. Yüz milyonlarca insan televizyonları başında izledi ama stadyumda ne yazık ki kimse izleyemedi çünkü covid ted tedbirleri sebebiyle. Tokyo Olimpiyat Oyunlarında biliyorsunuz seyirci olmayacak. Sadece davetliler vardı, basın mensupları vardı ve e, şovlar da açılıştaki şovlar da geçtiğimiz Olimpiyat Oyunlarına göre biraz daha sanki e, sönüktü diyebiliriz. Bunun dışında okçuluk Atıcılık, binicilik ve kürekte müsabakalar başladı ama madalya bugün hiç dağıtılmadı çünkü bugün açılış günüydü. İlk madalyalar aslında yarın dağıtılacak. Yarın 24 branşta müsabakalar olacak ve Olimpiyat oyunlarının ilk madalyaları okçuluk, bisiklet, eskrim, judo, atıcılık, tekvando ve halter branşlarında sahiplerini bulmuş olacak. Biz de her gün bu özetlerle sizin karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.